demiş ki TOEFL sınavına hazırlanıyorum. Reading Aha. ve Listening kısımlarına sıkıntım yok ama sınav için writing ve listening kısımlarına sanırım writing ve speaking demek istemiş. Kısımlarını evet. geliştirebilirim diyor. Şimdi o konuda uzmanına Osman'la evet. sordunuz. Söyleyeyim. Çünkü hem Türkiye'de TOEFL dersi verdim hem burada verdim. Hem burada da TOEFL sınavları gözetmenliği yapıyorum. şöyle bakın. TOEFL'ın writing'i çok barizdir e, ee, argumentative essay ister. Argumentative essay'in mutlaka e, bir şablonu vardır. Yani Google'a girin, argumentative essay outline diye sorun, şak diye çıkartacaktır size. O outline'ı birebir takip ederseniz, işte introduction yazdığınız thesis statement nasıl e, yazılmalı, ilk paragrafta nasıl başlamalısınız, bunların hepsini söylerler Google'da. Ben de size bunlarla ilgili ee, kaynak yollayabilirim ama tabii bunun hepsini hatırlamam lazım <laughs> çünkü birkaç kaynak yollayacaktık. Ee, bunlarla ilgili bir kaynak yollayabilirim. Writing'i böyle halledebilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka bir outline'ı, bir konu gelişimi vardır biliyorsunuz her akademik yazıda. Mutlaka onu, o şablonu mutlaka kullanın. Giriş, gelişme, sonuç olsun. Cümlelerinizde karışık cümle dediğimiz yani işte noun clause varmış içinde efendime söyleyeyim adjective clause varmış bilmem ne o tip farklı cümleler kullandığınızda emin olun. Çok emin olmadığınız cümlelerde hani amanın bunun grameri çok karışık kafam iyice karıştı sınav stresi olduğunuz cümlelerde de kısa cümleler kurun. Bağlaçlar kullanın. Bu, bu tip kurallara dikkat ettiğiniz müddetçe ee, puanınız yüksek gelecektir. Ayrıca internete girdiğiniz zaman e, TOEFL writing rubric R U B R I C rubric diye yazarsanız sizden beklenilenleri e, bin nasıl notlandırıldığını, nerelerden puan kırıldığına de, e, dair detaylı tablolar var. Herkese açık yani herkes bulabilir bunları. Bizim de kullandığımız kaynaklar bunlar konuşmaya gelince TOEFL'da mutlaka sorulan sorunun tekrar edilmesi gerekir. Yani sorulan soruda anahtar kelimeler vardır. O kelimeleri kendi cevabınızda tekrar etmeniz gerekir. Aynen yazı gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmak zorundadır konuşma yani sınavın konuşma bölümünde. bunları mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Hata yaptınız konuşurken, hatanızı düzeltirseniz puan kazanırsınız. Ama habire durup, ı mı, bunlara e, konuşma kirliliği deniyor, İngilizce öğretmenliği terimi olarak konuşma kirliliği yaparsanız sürekli bundan puan kaybedersiniz. Konuyu dağıtırsanız puan kaybedersiniz. Size tavsiyem, TOEFL'da bugüne kadar çıkmış olan konuşma konularını alın. Kendinize, yani İngilizce seviyenizi bilmiyorum tabii ki. Önce kısa bir metin yazın. O metni okuya 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 kendinize önce konuşmaya, yani giriş, gelişme, sonuç tarzında konuşmaya hazırlayın derim. Onun da pratiğini yaparak daha başarılı, daha yüksek puanlar alacağınızı tahmin ediyorum. O konuda da kaynak yollayabilirim size. Yani ben de sizin aynı interneti kullanıyorum. Ama tabii bir bu konuda çalıştığım için nereye bakıp daha çabuk bulabilirim sizden. Tek farkı bu. Yoksa siz eminim benden daha iyi akıl edip daha güzel kaynaklar bulabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.